sanmıyorum ki sertifikanın sahiplerinin bundan haberinin olduğunu sanmıyorum. Tamamen yöneticilerle alakalı. Yani burada ödemelerimiz var, ihtarnamelerimiz var, araç sigortası var, hepsini yaptırmışız. Ama işte gel gör ki arkadaşlar ÖTV zammını bahane ederek 276.500 TL'ye aldığımız aracımızı vermiyorlar. Biz ayın 25'inde buradan Nissan Qashqai'yi aldık. Evet, 25'inde Qashqai'yi aldık. Hatta Sertepe'nin içinde ING Bank'ın şu şeyi var, personeli var. 60 bin lira 12 ay faizsiz kredi kullandık. Ondan sonra da 28'inde saat 3.30 civarında da paranın tamamını ödedik. Ama şu anda arkadaşlar ÖTV zam geldi. İşte biz arabayı veremeyiz. 55 bin lira fark vereceksiniz. Bu tür şeyler söylemeye başladılar. Sabah biraz görüştük ettik. Saat 4 civarında aradılar. İşte 30'unu biz verelim de 25'ini siz verin. Bu şekilde kapatalım dediler. Biz de kabul etmedik. İhtar falan da çektik biraz önce. Hakkımızı istiyoruz yani. Çıkmamış bir kanundan fark istiyorlar. Ödememizi 28'inde yaptığımız halde aracımızı vermiyorlar. Gerekçeleri ÖTV zammı gelmiş. Yani gerekli hukuki yollara başvuracağız. Zaten ihtarname çektik. İşte yarın da gerekirse adliyeye başvuracağız. Dava açacağız. Ama yani insanların bu kadar sömürülmesi de gerçekten doğru bir şey değil. 55 bin lirayı alacaklar, ceplerine koyacaklar. Tek kelime bu. Arabayı 276'ya satmış bize mesela. Biz almadığımız zaman 55 bin lira karla satacak. Adam onun hesabında yaptığı ticaretin hakkaniyetinde kimse artık değil yani maalesef. Yani 55 bin lira. Ayın 25'inde krediyi çektiğimizden dolayı zaten aracın kredisinden tamamını, daha doğrusu ödemesinin tamamını yaptık. 6 gün geçti. Ayın 25'inde aracın kredisini ödeyeceğiz ama aracımız teslim edilmedi. Diyorlar arkadaşlar çünkü zamlı satmaları gerekiyor. Vermiyorlar. Çektiğiniz kredinin bir şey ifade etmiyor. Boşuna. Yani boşuna masraf etmiş gibi olduk.